Merhaba. Hülya ne gülüyorsun ya? Merhaba. Merhaba canlar. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyisiniz mi inşallah? İyi akşamlar Seyhan. Teşekkür ederim Nurten. Sen nasılsın? Yeliz Merhaba. Bendeki pozisyon bu. <laughs> Bendeki pozisyon bu. Gördünüz. <laughs> Karşıda maç açık bir taraftan. Maçı atılamışız arkadaş. <laughs> 9.30 dedik. O bağlamda da geri adım atmayalım diye inat ettik. <laughs> Şefaat Hoca merhaba. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ederim Nurten. Bakın İyi akşamlar Nurcan, hadi toparlayalım şöyle, ben de biraz da maça bakayım ya, bir de gol atamadık ya kahretsin ya, yalnız da hep hatunlar var ha, <laughs> pek erkek göremedim burada, pek erkek göremedim ben, hep hatunlar var ağırlıklı, <laughs> oy 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 oy, neyse az kaldı bakalım, yine toparlanır şimdi, evet canlar, Türk İslam tarihiyle devam edeceğiz bu akşam. Geçen hafta Karahanlara, Gaznelere baktık, Büyük Selçuklu'ya baktık değil mi? Evet onlar maçta özlem. Onlar maçta Adem Hocam var burada bak Numinelik. Egemen kardeşim geldi şu an. <laughs> Ama erkekten ekseriyeti maçta gerçekten ya. <laughs> ne diyeyim? Bir daha iyi bakacağım fikstüre. Ona göre saat belirleyeceğim ya. Benim aklım burada ya. Önemli bir maç biliyorsunuz. Evet Çağdaş Hocam da buradaymış. <laughs> ya vallahi biz şey, tamam da ne diyeyim şimdi 2020 KPSS Sergüzeştim. Okçaydan çıktı. Yapacak bir şey yok. Yayınları YouTube'a atıyorum arkadaşlar. Bazen telefonun azizine uğrasak da uğrasak da e, genelde YouTube'a atıyoruz. Evet Hatun Milleti ne maçı diye soruyor. Yani bu kadar uzak, bu kadar kopuz değil mi? <laughs> Canlar, Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Batman'a selamlar Tuğba Ajan, Batman'a selamlar. Çevirin izleyelim. Tamam Özlem, buyur canım. <laughs> tamam Özlem, ah, <laughs> sana maç hadi buyur. <laughs> Hadi bakalım hadi 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 hadi. <laughs> Haydi başlayalım arkadaşlarım. Haritanız elinizde, kaleminiz, sözünüz elinizde. İkinin dersi nasipse kültür uygarlığa doğru yelken aşarız gibi geliyor. Şu devletlere bir bakalım bakalım önce. Devletlere bir bakalım bakalım tamam mı? Semra beklerim her daim. Kapımıza çık. Eşine selamlar. Hangisiyse. <laughs> selamlar eşine. Hatırladım ya. Senin eşin miydi o? Bak sen şimdi. Aa, çok selam söyle. Gı, tamam mı? <laughs> hadi bakalım. Hadi hadi. KPSS daha önemli. Hadi oradan. Starbucks'a gidip kahve içmeyi biliyoruz ama değil mi? Canım benim. <laughs> Gratislere gitmeyi biliyorsunuz ama değil mi? Ya 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 hatun milleti. <laughs> Gratislerden çıkmazlar. KPSS daha önemli değil mi canım benim? <laughs> Hatırladım kız Elif. Hatırlamam mı? <laughs> e, 2020 ile 2018 diyorsan fark var bak. 2019 demiş olsam bolcadım. Doğru mu söylediğimi bilemiyorum. 2019'da ciddi güncellemeler oldu. O yüzden e, yani 250 civarında ekle çıkar tarzında bilgiler eklendi kardeş tamam mı? E, yanında bir 350 kadar da soru ekledik biz. O bağlamda bayağı fark var. Hadi soru neyse de bilgi bakımından ya ne bileyim ya bilemiyorum var ya vallaha billah. <laughs> Takdir sizin bir şey diyemiyorum. Geçen haftaki video yükledim. Değil mi Hakan? Değil mi Hakun Hocam? 2020 kitabı daha da hoş oldu, daha da güzel oldu. E, hayırlısı bakalım ya, ne diyeyim şimdi? Peki, e, bak ol Yetim o YouTube kanalına, orada var, tamam. Teşekkür ederim. E, A A Akay Zercan mı, doğru mu okudum bilemiyorum. Evet, şimdi benim gözüm taraftan şöyle bilgisayarda maçta olsun, bir taraftan da bismillah değilim bakalım yahu. <laughs> Eyvallah, hadi bakalım. Kapatıyorum ben yorumları. Var mı bir şey? Seste görüntüde problemimiz yok. Ya Batman de benim can arkadaşım var ya. Orada bir lisede idarecik yapıyordu. Batman sesim nedir? Mehmet Bilbil tarihçi tanıyor musunuz acaba? Mehmet Bilbil tarihçidir. E, fakülteden can arkadaşımdır ya. Batman güzel şehir. Batmanlar güzel insanlar. Selam olsun Batman'a ya bu. Peki. Peki. Kapatıyorum yorumu. Evet. Haydi Bismillah. Canlar. Mısır'da kurulan Türk İslam devletleriyle devam ediyoruz arkadaşlarım. Burada biliyorsunuz sırasıyla Tolunoğlu, İşitler, Eyyubiler, Memlükler değil mi? Dört tane devlet var. Mısır'da, Suriye'de bakın şu bölgede kurulan bu coğrafyaya hakim olan devletlerimiz Canlar Tolunoğlu İşit Eyyubi Memlük hemen bakın yanına ben bir şey eklemek istiyorum Osmanlı ne demek bu eğer ki bir soruda Mısır'da kurulan devletler der ise Tolunoğlu İşit Eyyubi ve Memlük diyeceğiz ama soru Mısır yöneten Mısır'a hakim olan der ise bu dört devletin yanına ne ekleyeceğiz? Osmanlı'yı da ekleyeceğiz. Kelime oyunu yapılan bir husustur bu. Kurulan yöneten. Kurulan derse Tolunoğlu'yu alıyoruz. Işit'i, Eyyubi'yi, Memlük'leri alıyoruz. Yönetem der ise bu dört devletin yanına Osmanlı'da katmamız lazım kardeş. Malumunuz 1517'de Memlükleri yıkarak coğrafyaya hakim olacak Yavuz Sultan Selim ve Osmanlı Devleti. Kardeş hani hemen karşımızda bakın Mısır bölgesi. Mısır bizde Türklerin anavatanı değil biliyorsun. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok değil mi? Oğlum hocam bu devletem neden Türk devleti yahu? Halk Arap. Halk Arap. Neden Türk devleti bu devletler? Bakınız bir devletin kimliğini belirlemek için biz dört temel soru sorarız. Devletin kurucusu, yönetici sınıf, ordu, devlet felsefesi. Bu sorulara vereceğimiz cevap devletin kimliğini belirler. Bu Mısır'da kurulan devletler Tolunoğlu, İşit, Eyyubi, Memlük kurucuları Türktür. Yönetici sınıf ekseriyetle Türklerden oluşmaktadır. Ordu çoğunlukla yine Türklerden oluşmakta. Devlet felsefesi yine Türk devlet anlayışıdır. O yüzden halk ne kadar Arap olursa olsun bu devletler Türk İslam devleti diye anılmakta değerli kardeşlerim. Bir soru soruyorum açtım yorumu. Şu haritayı gördüğümüz zaman, haritayı gördüğümüz zaman Mısır Suriye coğrafyası size hangi ticaret yolunu aklınıza getirir? Hangi ticaret yolunu aklınıza getirir? Şu kapatayım bari şöyle soru sordum ya. <laughs> hangi ticaret yolu burada aklınıza gelecek sizin? Mısır coğrafyasında, Suriye coğrafyasında yorum açık soru sordum. Evet Atike teşekkür ediyorum değil mi? Yalmışım bak altına fark etmedim sonradan fark ettim. Mısır ve Suriye bölgesi baharat yolunun en önemli kavşak noktasıdır. Ne demek bu? Buraya kurulan devletler, buraya hakim olan devletler her daim zengin olurlar. Parayı koyacak yer bulamazlar tabiri caiz ise. Tolunoğlu oğlu mu, işit mi, eyyubi, memlük mü önemli değil. Mısır'da kurulan bir devleti gördüğümüz zaman evet ekonomik açıdan zenginlik aklımıza gelsin kardeşim. Şimdi buyurun. Şu devletlere birer cümlere bakalım şöyle değerli arkadaşlar. Tolunoğulları, Tolunoğulları, Tolunoğulları devleti Mısır bölgesine hakim olan Abbasi devletinin hani Abbasi halifeli falan diyoruz ya İslam aleminin dinser lideri. O Bağdat merkezi Abbasi devletinin Türk komutanınca kuruluyor. Tolunoğlu Ahmet. Abbasilere komutanlık yapan, valilik yapan bir zat-ı muhterem. Abbasiler Tonluğlu Ahmet'i Mısır'a görevlendiriyorlar. Zat-ı muhterem geliyor Mısır'a kendi sistemini kuruyor. Kendi askerleri, kendi adamları bakıyor Bağdat'a Abbası halifelerine. Sünepe'nin Pısır'ın teki. bunları istifade ederek Tonluğlu Ahmet 868'de hutbe yadını okutarak Mısır'da bağımsızlığını ilan ediyor. Abbasi valisi Tolnoğlu Ahmet. Çıkan bir soru var. Atlamayın bunu. Abbasilerin valisi tarafından kurulan bir devlettir kardeşim. Bu devlet evet... Mısır'da Kuzey Afrika'da kurulan ilk Türk devleti malumunuz. Bunun yanında Allah aşkına Maristan, Maristan göze çarpsın değerli arkadaşlarım. Hastahane olarak adlandırılıyor Tolunoğulları tarafından. Bu Maristan'da bakın, bu Maristan'da, bu Maristan'da eğer soru şunu der ise. Müslim, gayrimüslim. Müslim, gayrimüslim buradan sağlık hizmeti alıyor der ise dini hoşgörü akla gelecektir. Bu Maristan'da, bu hastahanede Müslim, gayrimüslim, ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz işte ilaç hizmeti almaktadır vurgusunu yapar ise o zaman sosyal devlet aklınıza gelsin. Anlatabiliyor muyum canlar. Soru din farklı nöplen çıkardıysa farklı dinlere mensup olan insanlar buradan hizmet alıyor der ise o zaman aklımıza hoşgörü gelsin. Ama soru da ücretsiz sağlık, ücretsiz ilaç böyle bir vurgu var ise o zaman aklına gelecek sosyal devlet anlayışı gelecek değerli arkadaşlar. Yine Mısır'da yapılan ilk Türk eseri diye kabul ediliyor Tuluniye Camii. Olahmet Ahmet Camii de bu bağlamda kulak dolgunu olabilir değerli kardeşler. Canlar bir anekdot. Bakın bu adamlar 868-95 bandında bu coğrafyaya hakim olmuşlar. Mısır'ı müthiş bir bayındır hale getirmişler. İmar faaliyetleri, sosyal devlet anlayışı, vakıflar muazzam bir sistem kurmuşlar. Ama çok uzun süre yaşamamışlar. Abbasler bu devleti yıkmış. Aradan, aradan 800-900 yıl geçiyor. Canlar, Napolyon Bonaparte sanırım herkes hatırlar. Napolyon Bonaparte para 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 diyen Fransız general Fransız imparator değil mi? Napolyon Bonaparte 1798'de Mısır'ı işgal ediyor. Osmanlı toprağı olan Mısır'ı bakın aradan 800 yıl geçmiş. Bunu konuşacağız Osmanlı tarihinde. Şimdi bağlantı kurmak istiyorum ben. Napolyon Bonaparte Mısır işgal edince Mısır'ın yönetimini General Klebert diye bir komutanla bırakacak. Ve diyecek ki Mısır'dan ayrılırken komutanla. La Klebert gözünü seven bak ha gözünü seven bak. Onlar gibi hoşgörüyle adaletle Mısır halkına yaklaşacak olursam. Mısır'ı hoşgörüyle adil bir şekilde yönetecek olursam Fransa'nın hükmü Mısır'da asırlar boyunca devam edecektir. Diye bir tavsiyede bulunuyor bakın. Onlar diye bahsediyor. Onlar diye bahsetti kim biliyor musunuz? Osmanlı'dan ele geçirdi Mısır'da onlar diye bahsettiği Osmanlı değil Tolunoğulları'dır. Tolunoğulları son derece kısa bir süre hakime sağlamış olsa da yönetimiyle, hizmetiyle, imar faaliyetleriyle Mısır tarihinde derin bir iz bırakmışlardır. Kulak dolgun olsun. Bu Milli Eğitim Bakanlığı kitabında anılan bir anekdottur ve biraz böyle can yakar ha. Osmanlı döneminde geçiyor Napolyon Bonaparte. Osmanlı Osmanlı adalet hoşgörü burada Napolyon'un bu tavsiyesinde hemen akla Osmanlı gelebilir sakın. Hayır Napolyon'un onlar diye kastettiği komutanına örnek gösterdi. Mısır hakim olan devlet Tolunoğullarıdır. Bunu atlamayım diyorum canlar. Evet kardeş bakın tarihe bak. Bu devlet 95'te Abbaslar tarafından yıkılmış. Gel hemen yan tarafa. İshîdler ne zaman kurulmuş? 935. Yani arada bir 30 yıl kadar Abbas egemen olacak yine. Ama Abbasiler Türklerden vazgeçemiyorlar. Muhammed bin Togaç adında bir komutanı yine Mısır'a vali olarak görevlendirecek Abbasiler. Muhammed bin togaçta da tıpkı Tolun Oğlu yaptığını yapar. Hemen sistemini kurar askerler, Türklerden oluşur beyler, komutanlar bilmem ne. Bir bakar Bağdat'a Abbas halifesi Sünepe Pısır'ın teki. Bundan yararlanarak Muhammed bin Togaç bağımsızlığını ilan eder ve Mısır'daki ikinci Türk devletine imza atar kardeşim. Yok efendim bu devletin işit işit sıfatı, akşi sıfatı beyaz güneş anlamındaymış. Yok efendim halife vermişmişmiş bu ünvanı hadi 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 uğraşmayın bunlarla canlar Allah aşkına. İşitlerle ilgili bir Solunulları gibi Abbasi Devleti'nin Türk komutanı tarafından kuruluyor. Bir. iki Evet. Dikkat. Dikkat. Kutsal topraklara. Hicaz'a hakim olan ilk Türk Devleti. Bunu atlamayınız. Neresi Hicaz? Hemen haritaya bakıyoruz arkadaşlarım. Mekke ve Medine'nin bulunduğu şu coğrafya... Hicaz bölgesi kutsal topraklardır malumunuz değerli kardeşler. Bu jarafeye hakim olan ilk Türk devleti kimmiş? İşitler. Bunu hatırlayacaksın, bunu bileceksin. Gerisi Fasafiso. Geçiyorum hemen bakın. İkisini beraber gör bak bir dakika, bir dakika. Bak bak bak. İşitler 969'a yıkılmış. Eyyubiler 3. devletimiz bu bölgede ne zaman? 1174'te. Yani arada bir yüz yıl kadar zaman farkı var bakın farkındaysan. Bu yüz yıllık zaman farkında burada takılmayınız. Fatimiler'de bir devlet var. Bu devlet Şii Arap devletidir. O yüzden Arap devleti olduğu için biz bundan bahsetmeyiz arkadaşlar ve sorumlu değilsiniz. KPSS Türk kültür ve uygarlığını kapsar arkadaşlar. O yüzden Fatimilerden bize soru gelmeyecek. Sadece boşu doldurma bağlamında anmış olduğum. İşte bu Fatimiler devletini yıkarak Mısır bölgesine hakim olan Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi. Kudüs Fatihimiz değil mi? 1187 Hüttin Savaşı'nda Haçlıları mağlup ederek Kudüs'ü geri alan ikinci Kudüs Fatihidir. Peki soru şu soruyorum yorum açtım. Kudüs'ü ilk fetheden komutan yönetici kimdi? Kudüs'ün ilk Fatih'i kimdi diye sordum ve cevabını bekliyorum. Yorum açık. <laughs> evet Murat, evet Murat harikasın. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer Kudüs Fatih'di. Kapatıyorum yorum arkadaşlarım. Hazreti Ömer Kudüs'ü feth ediyor ikinci halifemiz biliyorsunuz. O Kudüs <laughs> uzun yıllar sonra birinci Haçlı Seferi nihayetinde 1096 yıllarda elimizden çıkıyor. Ve Kudüs'te bir Hristiyan Haçlı hakimiyeti tesis ediliyor. Tabii ki Kudüs 3 din tarafından da kutsal sayılmakta. Müslümanların İslam'ın Kabe öncesindeki ilk kıblesidir Kudüs. Kudüs'ü Haçlılara kaptırmış olmak bize çok dokunuyor. O nedenle birçok ünlü komutan Kudüs'ü geri almak ister. Bu da Selahattin Eyyubi'ye nasip olur. 1187 Hattin Savaşı ile evet Kudüs'ü geri alır, ikinci Kudüs Fatih olur değerli kardeşler. Ta birinci dünya savaşına kadar Kudüs İslam toprağı olarak kalmaya devam edecektir. Aynı zamanda Selahattin Eyyubi Hicaz bölgesini, kutsal toprakların da denetimini ele geçirecek. Mekke Medine Selahattin Eyyubi'nin kontrolüne geçiyor. Biliyorsunuz geçen ders andık. İslam tarihinde hutbe bir egemenlik sembolüdür. Ele geçirilen yerlerde cuma namazında hutbe hükümdar adını okunur. İşte Şam hakimi Selahaddin Eyyubi. Efendime söyleyeyim. Ee, i̇şte Kahire hakimi Selahaddin Eyyubi. Mekke, Medine, kutsal toprakların hakimi Salahaddin Eyyubi dedi itmiyor Hayır diyor. Olamaz diyor. Ben Mekke ve Medine'nin kutsal toprakların hakimi olamam ne hattime. Ben olsam olsam o kutsal toprakların hademesi, hizmetkarı olabilirim diyecek. Bakar mısın inceleye? Ben Allah'ın evinin, Kabe'nin hakimi olamam. Olsam olsam hizmetkarı hademesi olabilirim diyecek ve hutbeyi hadimül haremeyin diye okutacaktır. Ve bu güzel gelenek, Osmanlı'ya Yavuz Sultan Selim'e de intikal eder. Yavuz Sultan Selim de Mekke'yi Medine'ye geçirince hutbeyi yine Hadimül Haremeyn diye kutlayacak değerli arkadaşlar. Selahattin Eyyubi'den bir anlamda miras alacak bunu. Canlar bu ünvan kulak dolgunluğun olsun. Bu ünvanı kullanan ilk hükümdarımız Selahattin Eyyubi. Yine bakın ne diyor Mehmet Akif Ersoy? Şarkın... Doğunun en sevgili sultanı diyor Selahattin Eyyubi için. Şövalye kimliğiyle, insancıl hümanist yönüyle, batının doğunun cümle alemin takdirini, övgüsünü kazanmış olan Selahattin Eyyubi'den Fransız tarihçi Sean de İslam'ın en saf kahramanı diye bahsedecek. Ben sizden ne isterim burada biliyor musunuz? Şöndök ne demiş? Akif ne demiş? Bunu geçim. Sadece ve sadece Hadimül Haremeyn sıfatı şarkın en sevgili sultanı, İslam'ın en saf, en temiz kahramanı. Bu sıfatların, bu övücü cümlelerin Selahaddin Eyyubi için ifade edildiğini hatırlamanızı önerebilirim. Malum Kudüs, İslam'ın kanayan yarısı arkadaşlarım. Her daim İsrail'in yaptığı zulümler, katliamlar hemen her dem Kudüs gündemde ön sıralarda yer almakta. O yüzden Kudüs, Selahaddin Eyyubi her dem tarihte karşımıza çıkabilir. Bu sıfatlar bir yorumla lütfen kulak dolgun olsun diyorum arkadaşlar. Evet canlar, Eyyubileri 1250'de yıkarak bir anlamda bayrağı, bir anlamda yönetimi devralan... Diğer bir devletimiz Memlükler namı diğer kölemenler. Hatırlarsanız Orta Asya Türk tarihinde anmıştık. Kıpçaklar demiştik. Kıpçaklar. Kıpçak bozkırlarından köle edinen Türklerin Mısır'a getirilmesiyle Gulan sisteminde İslamlaştırılmasıyla yetiştirilen komutanlardan İzzetin Aybek Eyyubiler yıkacak ve bu coğrafyaya hakim olan dördüncü Türk devletini Memlükleri kuracak arkadaşlar. Canlar, canlar. Bu memlüklerle ilgili olarak ise sizden ben birkaç temel şey isteyeceğim. Bakın İslam alemini başarıyla muhafaza eden bir Türk İslam devleti. Haçlara karşı ve Moğollara karşı İslam alemini muhafaza eden bir Türk İslam devleti. Sakın Mansur'a meydan savaşta uğraşmayınız. Moğollara karşı aynı Calus Savaşı, Erbistan Savaşı bunlarla uğraşmanızı önermiyorum bakın. Yaprak testler sorarlar. Moğolları, Memlükler hangi savaşta mağlup etti? Ya geçin uğraşmayın. Uğraşmayın. Sadece Moğolları mağlup ettiklerini Moğollara karşı İslam alemini başarıyla müdafaa ettiklerini hatırlayınız Haçlılarla birlikte. Ben bu iki bilgiyi size öneririm değerli arkadaşlar. Bunu yanına canlar. Moğollar dediğimiz zaman, Moğollar dediğimiz zaman arkadaşlar hemen biraz sonra bakacağız Cengiz Türk Moğol İmparatorluğuna, Cengiz Türk Moğol İmparatorluğuna kardeşler. İlhanlı Moğolları, Cengiz'in soyundan gelen İlhanlı Moğolları maalesef ki İslam alemine çok büyük zararlar verecekler. O İslam aleminin bilim ve kültür merkezi olan Bağdat, Abbas halifeliğinin merkezi olan Bağdat, İlhanlı Moğolları tarafından, Hülagu tarafından yerle bir edilecek değerli arkadaşlar. Abbas halifesini kılıçtan geçirecekler. Abbas hanedanını kılıçtan geçirecekler değerli arkadaşım. İslam kültürü uygarlığının hard diski hafızası olan, hafızası olan Bağdat kütüphanelerini yerle yeksan edecekler değerli kardeşler. Bu arada maç bitti. Gözüm maçtaydı ya. Ben şunu kapatayım ya. Gözüm ona gidip duruyordu. Maç bitti değerli arkadaşlar. Hayırlı olsun. Milli takım Avrupa Şampiyonası'na katılıyor bu arada. Evet kapattık ekranı. Haydi buyurun bakalım. Haydi buyurun bakalım. Canlar canlar. Bu Halifelikle ilgili bakın lütfen dikkat edin. Moğolların, İlhanlı Moğollarının 1258'e yerle yaksan eylediği Bağdat Abbas Halifeliği. Bağdat'ı yakıyorlar, yıkıyorlar kardeşler. Kütüphaneleri yakıyorlar, yıkıyorlar kardeşler. İslam'ın hafızasını maalesef yerle bir edecekler. Dije Nehri bir dönem mavi akacak. Dije Nehri'ne kılan atılan o kitaplardan dolayı nehirin rengi mürekkep rengine dönecek arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın bu niye önemli biliyor musunuz? Bırakın İslam alemine Amerika çok zarar vermişmiş, İngiltere çok zarar vermişmiş. Geçim, İslam tarihine en büyük zararı burada Moğollar verdi. İslam'ın hafızasını, İslam kültürü uygarlığını yerle bir ettiler. Ve İslam aleminin maalesef gerilemesi de bundan sonra başlayacak. İşte o kıyımdan kurtulan birkaç Abbasi soyundan gelen zat-ı muhteremi, Memlükler Mısır'da koruma altına alacaklar. Yani halifeliğim Mısır'da devam etmesi izin verecekler. Onlara bir saray yapacaklar. Maaş bağlayacaklar. Aman ha! Halife hazretleri sen Fustat'ta Kahire'de dini işlerden sorumlu olarak yaşama devam et. Ama sakın siyasete karışma. Siyaset devlet yönetimi bizde diyecek memlüklü sultanları. Bakın bu ne demek farkında mısınız? Aynı ülkede, aynı coğrafyada dinsel lider bir şahıs, siyasal lider bir başka şahıs. Bu en basit tanımıyla din ve devletin birbirinden ayrılması değil mi? O yüzden bu bazen sorularda laik devlet yorumu diye senden istenebiliyor değerli arkadaşlar. Halifeyi Mısır'da koruma altına aldık. Hay hay. Hay hay. Halife demişken Halife demişken Halife demişken Gazneliler Selçuklular Memlükler Dört Osmanlılar, soru, soru. Bu dört Türk İslam devletinden hangilerinin hükümdarları aynı zamanda halife olarak görev yaptı? Açtım yorumu. Gazzenler, Selçuklar, Memlükler ve Osmanlılar. Bu dört Türk İslam devletinde hangilerinin hükümdarları aynı zamanda halife olarak görev yapmıştır? 2-3 geldi Selçuklu, Memlüklü Osmanlı gelmiş 3-4, Memlük, Osmanlı geldi 3-4, Memlük, Osmanlı geldi Osmanlı geldi, Osmanlı geldi Osmanlı geldi, Osmanlı geldi Memlük, ve Osmanlı geldi Osmanlı geldi Memlük, ve Osmanlı geldi 4-3-4 Canlar 1-2-4 yapmayın ya. Hay Allah. 3-4. Aa! Aa! mu yorumu? Kapatıyor mu yorumu? Adamı hastetmeyin kardeş. Burada Ferit Köse hocam. Seni gördüm. Selam olsun. Coğrafyanın prenslerinden Ferit Köse kardeşim. Canlar Allah aşkına. Gazze hükümdarlar hiçbir zaman hiçbir zaman halife ünvanı kullanmadı. Sadece Şiilere karşı halifeyi koruma altına aldılar. Selçuklu hükümdarları hiçbir zaman halife olmadı. Şiilere karşı halifeyi koruma altına aldılar. Memlüklü hükümdarlar hiçbir zaman halifelik ünvanını kullanmadılar arkadaşlarım. Memlükler Kahire'de hemen dizinin dibinde halifeyi muhafaza etti, halifeyi koruma altına aldı ama halife ünvanını kullanmadı, kullanmadı. Osmanlı hükümdarları Yavuz Sultan Selim'den itibaren sadece ve sadece Osmanlı hükümdarları halife ünvanını kullanmışlardır arkadaşlar. Aman, aman Memlüklerle ilgili böyle birkaç defa soru geldi bana. Zinhar, Zinhar. Memlüklü Selçuklu, Gazne hükümdarları halife değildir arkadaşlar. Bilginize ediyorum. Yorum açtım. Tamam mı canlar? Sadece ve sadece Osmanlı. Osmanlı hükümdarları Yavuz Sultan Selim'den itibaren halife ünvanı kullanmışlardır. Tamam mı kardeş? Tamam mı? Mehmet kardeşim selamlar. Tamam mı? 3-4 diyenler, 1-2-3 bilmem ne diyenler sadece ve sadece 4 ile devam edersiniz. Aman ha! Aman ha! Bu konuda hata yapmamanızı istirham ediyorum. Lavin yani şey mi o ya? Sultan ünvanı aldılar. Halife aynen. Halife başka kişi. Sultan başka kişi. Süper. Onu demek istedin galiba. Aynen süpersin Lavinia. Hayır sevgi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok sevgi. Osmanlı, Osmanlı biraz baskıyla aldı. Tamam mı kardeşim? Kapatıyorum yorumu. Haydi bakalım devam, devam, devam canlar devam ediyoruz. Şöyle çevirdik bunu bir kez daha. Bunun dışında memlüklerle ilgili bir deveraset mevzusuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Malum bizde her e, prens hükümdar ailesinin ortak mıdır anlayışıyla hükümdar olabiliyordu. Bu tat kavgasına, kavgaya vesaire vesile olmaktaydı. Bunu memlükler işin içinden çıkılma bir hale getirdiler. Dedi ki memlükler kardeşim gücüne güvenem, yüreğine güvenem her komutan sultan olabilir. Bu nedenle güçlü hisseden her şahıs, taht darbesi yapacak Memlüklerde. Ve Memlüklerde o kadar çok sık taht değişi olacak ki bir bakın Google'dan 3-5 yılda bir neredeyse bir hükümdar değişti söz konusu olacaktır. Bu tabii ki taht kavganın yoğunlaşmasına merkezi otoritenin zayıflamasına neden olacak değerli kardeşler. Aynı zamanda Türk tarihinde farklı bir görüntü olarak birden fazla hanedanda iş başına gelmiş olacak hatırlayınız Osmanlı'yı Osman Bey kurdu Osman oğulları hanedanı yıkılışa kadar devlette de egemen oldu Selçuklu ailesi kurdu Selçuklu ailesi yıkılıncaya kadar egemen oldu yönetime ama memlüklerde 8-9 farklı aile hanedan zaman içerisinde iş başına gelecek bunun temel nedeni de her komutanın sultan olabileceği anlayışı canlar Farkındaysan Memlüklerle ilgili veraset olayına dikkat ediyorsunuz. Halifeli koruma altına aldılar. Halife olmadılar kardeşim tamam mı? İslam alemini muhafaza ettiler. Bu üç temel bilgi hatırlansın. Yok İzzet'in Aybek mi kurmuş bilmem ne geçin bunu. Bunu geçeyim ama şu üç ana başta dikkat etmenizi önerdim. Memlüklerle ilgili olarak değerli kardeşler. Eşanlar. Evet, Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerine bir bakış attık. Bu bağlamda bir sorun var mı? Kafana takılan bir husus var mı? Yorumu açtım. Diğer Türk İslam devletlerine geçiş yapacağız şimdi. Görüntümüzde seste problem var mı acaba? Maç da bitti. Rahatladık o bağlamda. Sorun yok. Doğru mu? Anca geliyor galiba yorumlar. Haydi bakalım. Haydi haydi. Maç arkada kaldı. Toparlanın biraz kendinize gelin. Uyumayın, uyumayın. Her ha, şey harika. Sizler harikasınız. Peki, peki. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Peki. Peki o zaman. O zaman yorumu kapattım, kapattım. Haydi bakalım, haydi bakalım. Şimdi bakın. Karahan, Gazze, Selçuklu'yu andık. Mısır'da kurulanları andık. Onun dışında diğer Türk İslam devletleri diye bakacağımız bir dünya devlet var. Bakın Harzemşah, Cengiz, Timur İmparatorluğu, Kara koyunlular, ak koyunlar, babürler, safaviler, ay 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 ay. Yok kara koyunları kim kurmuş? Ak koyuna en kimmiş? Hazem Şah kim kurmuş? Anam o halar abidik gubdik sorular var ki piyasada. Arşıyorum sizlere. Allah kurtarsın diyorum. Sen bana kulak ver Allah aşkına bakın. Birkaç cümle. Birkaç cümle, birkaç cümle. Buyurun, buyurun. Harzem şahlar devlet ile ilgili ne bilmen lazım? Canlar, hemen haritaya görüyorsunuz. Harzem bölgesinde kurulan bir devlet. Harzem coğrafyası kurulan bir devlet. Adını kurulduğu yerden coğrafyadan alan bir devlet. Bunu bir kere unutmuyorsunuz tamam mı? Bunun yanında Bakın burada kırmızı yapmamışım ben ama bunu önemsiyorum ben. İlginç geliyor bana. Böyle kalbim pıt pıt atıyor. Harzemşahlar Büyük Selçukların mirasçısıyız iddiasıyla hareket edecekler. Ve şu coğrafyaya hakim olmak için mücadele edecekler. Buna benzer bir soru. Lise ve ön lisans yanlış hatırlamıyorsam. Karamanoğulları ile ilgili gelmişti. Karamanoğulları da Türkiye Selçuklu'nun mirasçısız diyor diyecek bir daha kiderse. O yüzden buna benzer bir soru olabilir mi? Kulak dolgunluğun olsun. Harzemşahlar biz büyük Selçuklu'ların mirasçısıyız kardeşim diyecekler. Kulak dolgunluğun olsun. 2. 3. Meşhur kardeş kavgalarından yassı çemen savaşı. Türkiye Selçuk hükümdarı Alaaddin Keykubat ile Harzemşah hükümdarı Celalettin Harzemşah arası yapılan bir savaş. Bu savaşı kaybeden Harzemşahlar ağır bir darbe alacak. Hemen arkasında da İlhanlı tarafından yıkılıp gideceklermiş. Bu üç veri yani adını coğrafyadan aldılar. Büyük Selçuklu miraçısıyız. Yaslı Çemen Savaşı. Ben bu derim. Yok Anuştigin mi kurucusu? Yok işte Moğollarla kavga etmişler. Oturar faciası yaşanmış. Geç. Coğrafya. Büyük Selçuklu mirahçısı. Yaslı Çemen Savaşı. Hangi devlet? Harzem şahlar. Harzem şahlar. Harzem şahlar kardeş. Buradan geliyorsun. Cengiz Türk Moğol İmparatorluğu. Soru şu. Açtım yorumu cennem. Soru şu. Ya Lavinya çok lokal bir mevzus. Şu an gördüm ben yorumunu. O çok iddialı bir söylem olur ya. Devamı gelmedi çünkü onun. Anlatabiliyor muyum? Çok iddialı bir söylem olur bu. Kendinden gelen sonra gelen devletlere bu yönle emsal oluşturmuş olsa Lavinya belki hatta gelebilirdi. Soru şu. Moğollar Türk mü? Moğollar Türk mü? Soru sordum size. Moğollar Türk mü? İlk önce anlamadım mevzuya ama Moğollar Türk mü? Moğollar Türk değil. Güzel. Cengiz Han Türk mü? Cengiz Han da Türk değil arkadaşlar. Cengiz'in annesi Türktür, babası Moğol'dur. Soy babaya dayanmakta o yüzden Türk değildir. Tamam mı kardeşim? Peki o zaman biz bu devlete neden Türk Moğol diyoruz? Bakın tabiri caizse Türk Moğol ortak yapımı demek bu kardeş. Moğolların yanında Türklerin de katkısı var. Nasıl bir katkı var? Haritaya bakar mısınız? Bu devletin hakim olduğu coğrafya, ağırlıkta Türklerin yaşadığı bölge. Bu devletin nüfusunda Türkler önemli ölçüde yer teşkil etmekte. Hatta Asya Hunları ve Göktürklerden sonra Türkler üçüncü kez aynı çatı altında yaşayacaklar. Türk birliği sağlanmış olacak bu Moğol devleti altında. Nüfusta Türkler ciddi anlamda çoğunluğu teşkil etmekteler. Bunun yanında Uygurlar arkadaşlar. Uygur Türkleri. Bu devletin bürokrasisinde yönetiminde önemli ölçüde yer alışatlar ve Moğol devletini devlet yönetim felsefesi, hukuk, kültür ne dersen de her alanda etkileyecekler. Hatta meşhur Cengiz yasaları vardır ya Cengiz yasaları. Yasanemeyi büzürk diye anılır. Yasanemeyi büzürk diye anılır. Bu Cengiz yasaları Koyun yan yana neredeyse Türk törüsü kardeşler. O yüzden bu devlette Uygurlar kanalıyla yoğun bir Türk kültürünün etkisi olması, efendim söyleyeyim nüfusta Türklerin etkin olması nedeniyle bu bir Türk-Moğol ortak yapımı diye anılmakta kardeş. Cengiz Han'ın kurduğu bitişik sınırlara sahip tarihteki en büyük devlet. Bu devlet Cengiz'in ölümüyle bebeleri arasında paylaştırılıyor. Görüyorsunuz. Orta Asya'da Çağatay Hanlığı, Çin'de Kubilay Hanlığı, Karadeniz'in kuzeyinde Altın Hanlığı, İran'da İlhanlılar. İlhanlılar çıkmış bir sorudur bilginize. İlhanlılar. Bu devletlerle ilgili canlar. Altın Hanlığı, İlhanlılar ve Çağatay Hanlığı zamanla tamamen Türkleşip İslamlaşacaklar. Türkleşip İslamlaşacaklar. Türk İslam potası altında eriyecekler Çağatay, Altın Orda ve İlhanlılar. Bir tek Kubilay Hanlı Çin'e hakim olan bir müddet bu coğrafyada var olacak. Sonra bugünkü Muhanistan bölgesine çekilecekler ve Moğol kimliğini muhafaza edecekler. Bir tek Kubilay Moğol kalıyor. Bunun yanında Altın Orda ile ilgili bakın haritaya bakınız. Hemen yukarısı Rusya, Ruslar. Altın Orda Rusların önünde bir set oluşturacak ve Rusların güneye doğru İslam alemi üzerine baskı oluşturmasını engelleyecekler. Bu kulak olsun. Altın Orda ile ilgili olarak Rusların önünü kestiler. İlhanlılar ise Canlar, az önce andığımız, az önce andığımız Abbasileri yıkan, yakan İlhanlılar. Hakeza o meşhur 1243 Köse Dağ Savaşı var ya Anadolu'da. Bu savaşla Anadolu'yu yerle yeksan eden, Anadolu'yu işgal eden İlhanlılardır değerli arkadaşlar. Bu yönden lütfen hatırlansın diyorum. Kubilay ile ilgili ise o meşhur seyyah var ya Marco Polo. Marco Polo Kubilay Hanlığında Kubilay Han'a bir 20 yıl kadar hizmet edecek. Çin'i, Hindistan'ı gezecek, dolaşacak. Ve İl Milyon adlı seyahat damesinde doğunun zengininin bire 10 katarak anlatacak. Bu da daha sonra Avrupa'da coğrafi keşifleri bir anlamda tetikleyecektir. Coğrafi keşifler temelde doğunun zenginliğini ele geçirme amacı yapılmıştır. Doğunun zenginliğini kim anlatıyor Avrupa'ya? Marco Polo anlatıyor. Kulak dolgunu otla oh, bitir diyorum. Bunun yanında bir diğer devlet Timur İmparatorluğu, Timur İmparatorluğu. Soru. Timur'u nasıl bilirsiniz? İyi mi kötü mü? Timur'u nasıl bilirsiniz? İyi mi kötü mü? Timur bizim tarihimize çok adı geçmekte değil mi? O Ankara Savaşı vesaire bağlamında. Timur'u iyi mi biliyorsun, kötü mü biliyorsun? Canım. İyidir. Ankara Savaşı olmuş Mehmet Hocam. İyidir. Bak sen. Kötü diyor oradan Tuğba. Peki iyi diyor. İyi diyor. Bak bak. <laughs> i̇yi diyor Tuğba Aras. Timur kötü diyor Emre. İyi kötü Hakan kötü diyor. Kötü diyor. <laughs> Türk siyasi bilim bozmuşmuş. Türk siyasi bilim bozmuşmuş. Ankara Savaşı'ndan dolayı sevinmez değil mi? Valla canlar kapatıyorum yorumu kapatıyorum. Timur Lenk, aksak Timur diyor Osmanlı değil mi? Bakın Osmanlı gözünden baktığınız zaman Timur'a evet kötü diyorsunuz. Hatta Timur'la ilgili yok kafir, yok şöyle zalim, böyle zalim bir dünya şey anlatıyor Osmanlı. Mesela Timur'un... Ankara Savaşı öncesinde Sivas'ta yaptığı katliamı böyle dillere dolarlar. Aynı zamanda biliyor musunuz Ankara Savaşı'ndan önce Timur'a biat etmiş olan Erzincan'da da Yıldırım Bayezid aynı şekilde yakıp yıkıyor. Bu yakıp yıkmalar, sıkıntılar sadece Timur ve herhangi bir devlet değil orta çağ tarihinde çok fazla oluyor bu. Çok fazla oluyor. Sakın bir Türk devletin diğerine tercih etmeyin derim ben. Osmanlı benimdir ama sadece Osmanlı'dan ibaret değildir benim tarihim. Tarihimizde bizim çok fazla kardeş kavgaları var arkadaş. Bunun da özünde cihan hakimiyeti mefkuresi var. Yıldırım Beyazıt büyük bir komutan, Timur büyük bir komutan. İkisi de Tanrı'nın dünya yönetme yetkisinin kendine verdiğine inanmakta. Bir ipte iki canmaz oynamaz mensu. Olay bu kadar basittir. Kafa kafaya geldiler. Timur kazandı yoluna devam etti. Osmanlı kaybetti. Fetrete girdi az daha yıkılıyordu. Tam tersi de olabilirdi. O yüzden e, tarihe bir Osmanlı gözünden bakma hastalığımız, alışkanlığımız var bizim. Ben bunu çok doğru kabul etmiyorum. Bu da bir Türk devleti. E, bu da bir İslam hükümdarıdır. İslam alemine yaptığı çok büyük katkılar vardır. Hayır hasenatlar, e, işte bayındır hale getirmeler, İslami yaymalar. Adam Çin seferinde, 1405'te bir ayağı çukurdayken Çin seferine çıkıyor Ankara Savaşı'ndan sonra. Çin yollarında rahmetli oluyor. Ve şunu unutma Timur tarihin gördüğü gerçekten çok büyük bir komutandır. Hiçbir savaşı kaybetmedi. Tırnaklarına kazıya kazıya bir anlamda imparatorluğun tesis etti ve tarihe adını miras olarak bıraktı Timur. Timur'un stratejilerini anlatan kitaplar var özellikle. Adamın savaş strateji çalışan kitaplar vardır. O yüzden benim önerim tarihe bir taraftan bakmayın. Bu da bir Türk hükümdarıdır. Kardeş kavga yaşanmıştır. O kardeş kavgaları evet Batı Türk'üne zarar vermiştir. Neye zarar verdi? Osmanlı malum. Neye zarar verdi? Altın Ordu Hanlı'nın yıkılışına vesile olacaktır Timur. Bu da Rusların güneye inmesine neden olacak. Rusların önündeki o tampon ortadan kalkacaktır. Ruslar güneye doyulmaya başlayacaklar. Bu yönüyle biraz size zarar verdi mi? Verdi. Verdi eyvallah. Onun dışında Timur İmparatorluğu'na değerli arkadaşlarım. Ulu Bey'de bir isim var bakın. Bunu yakın dönemde sorgulamadılar. Timur İmparatorluğu'nda hükümdar bilim adamı diye andığımız bir isim. Ne demek bu? Timur'un torunudur. Devletin hükümdarıdır. Aynı zamanda bilimle meşgul olmakta. Hangi bilimle? Astronomi, gök bilimi. Orta Asya'da ilk rasathaneyi açan isimdir Ulu Bey. Herhangi bir soruda hükümdar bilim adamı kim diye sorarlar ve sen Ulu Bey diyemezsen ahanda mübarek perşembe akşamı hakkımı helal etmem. Hükümdar bilim adamı Ulu Bey diye bileceksin kardeşim. Aleşin Nevai Timur'un torunlarındandır. Bu devlette yönetişlik yapan bir ı varilik yapacak hükümdar değildir. Onu konuşacağız kültürde. O meşhur kitabı Muhakeme Tüllü Gateyim değil mi? Dillerin kıyaslaması Türkçenin zenginliğini anlatı bir kitaptır. Ali Şir Nevai Timur İmparatorluğu'nda lütfen hatırlansın diyorum kardeş. Timur Batı Türk'ten verdi zararlar. Ulu Bey hükümdar bilim adamı Adişi Şinavayı muhakemetül lügateyn. Geliyorum buradan canlar, kara koyunlar. Kara koyunlar. E, kara koyunlar işte. E kara koyunlar o kadar. Böyle de bir devlet varmış. Böyle de bir devlet varmış. Azerbaycan bölgesinde faaliyet gösteren bir devletmiş. Yok bayram hoca yok bilmem ne geçim. Kara koyunlar diye bir devlet varmış. O kadar tamam mı? O kadar. Bunun bir anlamda ikiz kardeş yine Oğuz Türklerinin kurduğu bir devlet arkadaşlar. Akkoyunlar. Yok Kara Karayülük Osman Bey mi kurmuş? Yok efendim Karakoyunları bunlar mı yıkmış? Hadi 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 uzun asam. En ünlü hükümdarı. Boy 1.60. Şaka yapmıyorum. Kısa bir zatı muhterem. Kompleksi bir zatı muhterem. Batıllar Fatih'e büyük Türk. Uzun Hasan'a küçük Türk diyorlarmış. Uzun Hasan. Uzun Hasan. Fatih Sultan Mehmet Han'la otluk beni savaşını yapan bir kardeş kavgasına yine imza atan bir ismimiz. Kardeş kavgası çok bizde. Fatih Sultan Mehmet'le Uzun Hasan'ın savaşı beli kulak dolgunluğu olabilir. Yine ilahiyat cami alanında farklı görüşler çıkabiliyor karşımız ama tarihte böyle bir söylem var. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez Türkçeye çevirten kimmiş? Uzun Hasanmış. Yine onun zamanında Oğuz Türkler'in Dede Korkut hikayeleri yazılı bir hale getirilmişmişmiş. Ya abicim ak koyunluğu sana soracak olan ÖSYM e uzun asanı verecek gerisi fasa fiso. Gerisi fasa fiso. Uzun asanı gördün mü yapıştır yoluna devam et ak koyunlar diye yahu. Bu kadar yapma etme nöronlarına yazık Allah aşkına. Evet Babürler bileğisi sınav sorusu taç mahal değil mi? Taç mahal. Timur'un soyundan gelen, Timur'un torunlarından Babür Şah tarafından kurulan bir devlet. Bunun Babürname adlı bir kitabı varmış. Yasaları meşhurmuş falan filan. Hadi. Hindistan siyasi birliğini ilk defa sağlayan delitimizmiş Babürler. 1858'e kadar bu coğrafyaya hakim olacaklar. Hindistan'a komple hakim olacaklar. Ne zaman? ...İngilizler gelecek, Babil'leri yıkacaklar değerli kardeşler. Bu devlette, işte üniversite sınavının sorduğu eser karşınızda... ...ben bunu ne zaman lisele Ergenuslar'a açsam... ...aa ne güzel camiymiş diye hemen tepki geliyor. Bu bir cami değil biliyorsunuz. Bu bir anıt mezar. Dünyanın yedi harikasından biri diye kabul edilen... Şah Cihan'ın Mümtaz Hatun için inşa ettirdiği, genç yaşta kaybettiği, rahmetli hanım için inşa ettirdiği bir anıt mezardır arkadaşlar. Yok efendim bu anıt mezara Osmanlı'dan gelen mimarlar da yardım etmiş. O mimarların adı neymiş? Hadi hadi diyorum. Taç Mahalli Babürler'de bil. Babürlerin Hindistan'da olduğunu bil. GK'da inşallah soruyu kaşımayacaksın kardeşim son bir devletim var burada İran'da görüyorsunuz haritayı Safaviler Safaviler Şah İsmail'in kurduğu bir devlet arkadaşlar Şah İsmail'i siz Yavuz Sultan Selim'le hatırlarsınız Osmanlı değil mi? Çaldıran Savaşı'yla hatırlarsınız. Osmanlı'nın baş belası bir devlet olacak Safaviler Devleti 1502'de Şah İsmail'in kurduğu devlet. Niye baş belası olacak? Evet. Bu bir mezhep kavgası. Şii-Sünni kavgasıdır. Bunu hatırla. İran coğrafyası Şii'dir biliyorsunuz. Kulak dolgun olsun. Bir mezhep kavgası yaşanacak Safavilerle aramızda. Safavi Hanedanı daha sonra Amşarlar tarafından, onlar da Kaçarlar tarafından yıkılacakmış. 1925'e kadar bakınız İran'da Türk devletleri olacak. Türk hanedanları olacak. 25'te ise Fars kökenli Pehlevi hanedanı bugünkü İran'ın Fars İran'ının temellerini atacaklar kardeşim. Bir soru ondan sonra bir mola vereceğiz. Bugün İran'da 80 milyon civarında nüfus var. İran'da bugün Türk var mı? İran'da Türk var mı bugün? Biliyor musunuz? İran'da Türk var mı? Canlar? İran'da Türk var mı? Evet Mehmet. Ne kadar var Emre? Ne kadar var Agalar obalı ne kadar aşağı yukarı 80 milyon Türk ve ee, İran nüfusu var 80-85 milyon bandında Azeriler var diyor Ahsem Konstantinopor var tabii ki diyor Çağdaş olanlar da var diye devam edenler de var Türkmen Azeri var Serkan 20 milyon diyor Dream 30 milyon diyor. Traktör demiş Emre. 25 milyon diyor. 5 milyon var mı arttıran? Var mı arttıran diyorum. Düşüyor rakam 500 bin geldi yahu. Canlar 15 bin geldi yapmayın. 15 bin rakım hiç ve ehemmiyeti olmaz 80 milyon içerisinde. Bugün İran'da 30-35 milyon civarında Türk var. Tamam mı canlar? Şu Güney Azerbaycan şu bölge bak Tebriz bölgesi ekseriyette Türktür. Kısmen Meşet, kısmen Kirman civarında Türkler de vardır. 30-35 milyon bandında Türk var. Traktör futbol takımları var. Hatta bizim Barış Pınarı Harekatı'na destek olan bir slogan attılar geçen haftalarda stadyumda. Türkiye, Türkiye diye bize desteklediler mesela değerli kardeşler. 30-35 milyon Türk var. Genel kültür bağlamını kulak dolgun ohla bildir diyorum. Ve bayırın. Evet. Türk İslam, kültür ve uygarlığı diyeceğiz değerli kardeşler. Az sonra bir mola verelim. Bir mola verelim. Saat 10.30'a geliyor. 10.40'da başlayalım arkadaşlar tamam mı? 10.40'da başlayacağız. Buraya kadar var mı bir sorumuz? Devletlerle ilgili. Ya hocam ya diyen varsa buyursun. Yoksa 10.40'da kültür uygarlıkta yolumuza devam edeceğiz değerli kardeşler. Evet. Kapatıyorum bunu. İnşallah 2020. Bakalım telefon kaydedecek mi şimdi. 10.40'da kaldığımız yerden devam. Tamam. Hadi kapatıyorum bakalım. Kapatıyorum. Kapattım.